Selamlar, ben Barbie Rose. Nasus çıktı abi. Ben dün yayın yapamadım, o yüzden Nasus yayında bakmadık. Başka işlerim vardı. Nasus, o yüzden şimdi offline'da bakacağım. Sabahtan bakıyorum. Her karta bakmadım. Arkadaşlar birkaç karta atmıştı. Hepsine dikkatlice bakmadım ama Nasus'un ne olduğunu biliyorum, ama çok abartılı bir tepki görmeyeceksiniz o yüzden benden. Bu videoda Nasus'a bakacağız. Yeni kartları değerlendireceğiz. Hangi sinerjilerle uyumlu onu göreceğiz. Ondan önce ama Discord kanalımızda şu an bir turnuva düzenliyoruz. Turnuva düzenleyeceğimi söylemiştim. Turnuva planlarımız vardı ve onu düzenlemeye karar verdik arkadaşlarla birlikte, moderatör arkadaşlarla birlikte. Aşağıdan Discord kanalımıza girip turnuvaya nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Şu an için bir ödülü yok. Bunu bir prototip deneme amaçlı yaptığımız bir turnuva. Bakalım nasıl sıkıntılar çıkıyor, nasıl sorunlar çıkıyor turnuvaya düzenlemeye kalktığımızda. Bunları da görebileceğimiz bir şey olacak. O yüzden bu tarz turnuva tarzı konseptlere ilgiliyseniz Discord kanalımızdan katılabilirsiniz. Şimdi Nasus ama. Let's go. Nasus en büyük fedakarlığı istiyor. Videoyu izlemedim bu arada. Nasus'u gördüm ama videoyu izlemedim. Döngü yine başlıyor. Yeni tesir Katlet. Kartlarından biri bir dost ya da düşman birimi hasar, vuruş veya doğrudan öldürme etkisiyle öldürürse onu katletmiş sayılırsın. Bir dost ya da düşman birimi hasar, vuruş veya doğrudan öldürmeli. Okey. Bu oyunda katlettiğin her birim için artı bir artı bir kazanıyor. Okey, nasıl oynuyoruz şimdi? Fani. Can alıcı Baccai. Bir mana bile iki korkunç bir birimi katlettiğinde artı bir atak kazanıyorsun. Bu çok güzel bir snowball kartı bu deste için. Aynen. Bu deste için inanılmaz bir kart. Bir de Fearsome olduğu için 4-5 atar çok rahat çıkarabilirsiniz bunu. Bak halime. Nasus ata artacak, canı artacak, onun artacak. Okey. Şimdi burada Nasus artı bir artı bir alıyor. Şimdi kendi birimlerin savaşta ölünce artı bir artı bir almıyor. Kartlarından biri bir dost ya da düşman birimi. Hasar, vuruş veya doğrudan öldürme etkisiyle öldürürse. Bir dost ya düşman birimi hasar vuruş ve doğrudan öldürme etkisi ölse. Okey. Yani kendi birimlerinin atakla şey yapmasından buff almıyor Nasus. Kendi birimlerinin bak 8'e 8 karşıdakini öldürüyor 9. Aynen. Kendi birimlerinin savaşta ölmesinden buff almıyor. Rakip birimlerin savaşta ölmesinden alıyor. Okey. Level up'ı çok merak ediyorum şu an. Ölüm. Sömürü darbesi 5 mana slow. Bir dost birim bir birime vurur. Vurduğu birim ölürse her yerdeki dost şampiyonlar artık kazanır. Şimdi bunun ilginç kullanım alanları olacak büyük ihtimalle. Şimdi bir birime vurur dediği için kendi birimine de atabiliyorsun. Bütün kartlarda geleceğiz buna. Q yapıştırıyor babam. Nasıl level atlıyordu bu arada? Bir dakika. Nasıl, hemen bir level up'ına bakalım. Level up'ına. 10 hasarlık vuruş yaptığında. Okey. Önümde tüm sonsuzluk üzerine. Ha, bir kere de 10 hasar vurması lazım. Okey. Level up'ı güzel. İlk level up'ı güzel. Renekton kadar hype, bak C4 kadar falan hype değil ama güzel, fena değil. Level up deyince ne diyor? Bu oyunda katlettiğin her birim için artı bir artı bir almaya devam ediyor. Büyük halkanı kazanıyor. Haşlanamıyor yani. İlk, bir tane haşla durdurulamıyor. Düşmanlara da eksi bir veriyor. Okey. Güneş kursun onun ardında da ikinci level. Ruhum boş. Gölge adayla çok iyi olacak büyük ihtimalle bu sinerji ya. Güneş kursu onar oluyor, hadi bakalım. Güneş kursu yükseliyor. Okey. Let's go, nasıl level up. Oy. 10'a 10 oluyor Renekton gibi. Bu oyunda katlettiğin her birim için artı bir artı bir kazanırım. Düşmanlar Nasus board'da olduğu sürece kalıcı bir şekilde eksi 3 alıyor. Wow. Kuma döneceksin. Yüzüm güneşe dönük. Ebediyete giriyor. Nice. O artwork'ü de çok iyi ya. Renekton'un artwork'ünde Renekton'u nasıl dövüyor? Burada da nasıl Renekton'u dövüyor? Güzel. Şimdi
Her karta şuradan bir bakalım abi. Birincisi detaylı bir şekilde bakmadan önce Nasus ilk baktığımızda inanılmaz bir gölge ada sinerjisi var gibi duruyor. Nasus direkt sebatkarları andırıyor bana. Sebatkarlar da her ölen birimin için artı bir artı bir kazanıyor. Nasus katlettiğin için kazanıyor ama yani. Katlettiğinde şurada gördüğümüz gibi kartlarından biri bir dosyaya düşman birimi hasar, vuruş veya doğrudan öldürme etkisiyle öldürürse. Aynen, mesela kendi kartını şu sömürü darbesiyle öldürürsen o da sayılıyor galiba. Aynen. Yani kendi kartların kombatta ölmesi sayılmıyor. Aynen. Onun dışında hepsi sayılıyor. Şimdi Nasus abi çok ilginç bir kart. Dediğim gibi sebatkarlara benziyor. Ve sebatkarların ekstra tarafı boardta olduğu sürece de artı bir artı bir kazanmaya devam ediyor. Videoda gördüğümüz gibi çok erken bir safhada çok Nasus güzel şeyleri çıkarabilirsin. Büyük ihtimalle oynadığında en kötü 6'ya 6 olarak gelecek zaten Nasus. Artı 4 artı 4 kazandırmayı başarırsın. 6 mana 6'ya 6 korkunç da hiç fena değil. Sonuçta Nasus'u büyük ihtimalle en sağa koyacaksın ataklarken. Diğer birimler o yüzden daha önce savaşacak, daha önce ölecek. Nasus oralardan da artı 1 artı 1 kazanacak. Nasus gayet güzel. Level up'ına bakacak olursak eksi 1 veriyor her şeye. Burada zaten bir korkunç sinerjisini görüyoruz. Gölge adalarla oynanacak dediğim gibi büyük ihtimalle. Yani Shurima'da da aslında bir korkunç paketi var. Aşağıdaki kartlara da bakacağız. Çok bunu destekleyecek kartlar da var. Şimdi Güneş Kurşunu onardığındaki level up'ı da eksi 3 veriyor. Yani eksi 3 çok büyük bir şey yokmuş gibi gözüküyor aslında burada. Değişim yokmuş gibi gözüküyor ama eksi 3 vermek inanılmaz bir şey. Kalıcı olarak her şeye eksi 3 vermek. Sadece fearsome hata olarak düşünmeyin bunu. Yani sadece fearsome'larımız işte adam fearsome'larımızı bloklayamayacak diye düşünmeyin. Adam doğru düzgün atak da yapamayacak. Birilerinin hata berbat olacak yani Nasus. Üçüncü seviyeye ulaştırır mısınız bilmiyorum. Yani Güneş Kurşunu Renekton'da da aynısını söyledim. Renekton destesinde Güneş Kurşunu oynayacağınızı pek sanmıyorum. İkinci level up'a yetecektir Renekton'un. Nasus'ta da şu an yani Güneş Kurşunu oynanabilir. Güneş Kurşunu ile denenebilir. Ama net bir cevabım yok şu an oynanır mı oynanmaz mı diye. Nasus bayağı güzel ama abi. Hani ölmeyenlerin gölge adalardaki Undying'in gerçekten o tarz bir destek konseptinin bir tane şampiyonu var artık. Artık. Nasus'un sömürü darbesi. Bir dost birim bir birime vurur. Vurduğunda birim ölürse her yerdeki dost şampiyonlar artı 2 artı 2 kazanır. Şimdi Nasus ve Renekton'u birlikte oynayabilir misin diye bir düşünüyorum. Büyük ihtimalle oynayabilirsin ya. Çünkü aynen Renekton'da da rakip birimleri çekip Renekton paketinde bir sürü rakip çeker verme var. Undying'in ölmeyenlerin bir sürü onlar da rakip çeker isteyecek. O yüzden Nasus Renekton'daki yapılabilir büyük ihtimalle. Çünkü bu sömürü darbesi Renekton'a da çok iş yapıyor, Nasus'a da çok iş yapıyor. 3 Renekton 3 Nasus testleri kesinlikle yapılabilir. Karta genel olarak baktığımız zaman her yerdeki dost şampiyonlar artık artık kazanıyor. Bu baya güzel bir tempo yaratıyor size şampiyonlarınız için. 5 manaya bir birimlik Concerted Strike atıyorsunuz. Demacia'daki şey biliyorsunuz. 2 biriminiz bir birime vuruyor. Fast bir şekilde. Bu bir birim bir birime vuruyor ve slow bir şekilde. Ama dediğim gibi her şampiyon artık artık kazandığı için ve bu inanılmaz Nasus ve Renekton'la sinerjik olduğu için güzel kart, fena değil. Can alıcı Baccai. Şimdi bu kart baya güzel. Bu kartın inanılmaz bir snowball potansiyeli var. Ve bu kart büyük ihtimalle en kötü 2, iyi ihtimalle de 3 manalık bir kartla kendini takaslayabilecek bir düzeyde. Çünkü bunu 3 atak yapabildiğinizi varsayıyorum. Yani bunu 3'e 2 yapabildiğinizi varsayıyorum. 3'e 2 fearsome'larda genelde 2 ya da 3 manalık kartlarla takaslıyorlar kendilerini. Yani 1 manalık bir kartla Baccai kendini asla takaslamayacak. Çünkü 3 ataklı 1 mana kart neredeyse yok oyunda. O yüzden Baccai bayağı güzel. Dediğim gibi yine Nasus'la aynı şekilde saldırırken en sağa koyacaksınız ki Baccai en son saldırsın. Diğer birimler önce savaşsın. Baccai oralardan da atak alsın. Baccai gayet güzel. Büyük ihtimalle Nasus oynadığınızda size 3 tane oynayacaksınız. Hem öldüğü zaman şey birini öldürdüğü zaman da Nasus'un level up'ına yardımcı olacaktır. Gayet güzel kart, o güzel. Kudurgan Baccai var bir de. Böyle bir canavar, ayı tipli bir arkadaşımız. Bu kart bayağı güzel. Özelliğine bakacak olursak bu oyunda artı 4 birim katlettiysen ki bu desteği için çok zor olmayacaktır. Özellikle 5 manaya gelene kadar. Bir düşman ve ben birbirimize vururuz diyor. Şimdi bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bunu 5 manada attığımızı düşünelim. Adamın 3-4-5 ataklı bir birimini atacağız bunu.
3-4-5 ataklı bir birimle atacağız. Ve çoğu zaman büyük ihtimalle 5 manaya gelene kadar adamın birimlerinin canı 4'ten az olacak. Yani Kudurgan Bacay çok büyük ihtimalle onu kesebilecek ve ölmeyecek. Yani %80, %90 böyle olacağını varsayıyorum. Ve 2-3 canı kalacak ortalamada bence. Çok bir canı kalacağını sanmıyorum. Çünkü oyunda çok fazla 5 can, 5 atak 4 can kartı yok. O yüzden çoğu zaman 2-3 canı kalacağını varsayıyorum. 5 mana 4'e 2 ya da 4'e 3 oynandığında bir birimi öldür. Gayet iyi bir kart. Bir de aban var üstüne. Bunu kıyaslayacak olursak bunun statlarını şu 3 mana 4'e 3 Noxus'taki balistayla kıyaslayabiliriz. 3 mana 4'e 3 abanı var. Bu 2 mana daha fazla veriyorsunuz. 4'e 2 olsun hadi. Daha kötü olduğunu varsayalım. 4'e 2 olsun. 4'e 2 aban bir birimi öldür. 2 mana eksi. Bir can feda ediyorsunuz. 2 mana daha fazla ödüyorsunuz. Bir birimi öldürme özelliği kazanıyorsunuz. Mükemmel bir tempo kartı. Ve özelliğinden ötürü direkt Nasus tetikleyecek. Bunun üstüne diğer turu Nasus inerseniz gayet güzel olacak büyük ihtimalle. Nasus'u open ataklayabiliyorsunuz da Baccai'yi sola koyup Nasus'u sağa koyup Nasus'u gene kasabilirsiniz. Zaten büyük ihtimalle Baccai'yi bloklayacaktır. Gayet güzel kart o yüzden bence. Bence. Mabedin Bekçisi. Bu kartın artwork'ünü Haziran'da gelecek kartlarda görmüştük. Şu an zaten Nasus'un geleceğini de düşünmüyordu çoğu kişi. Nasus'un Haziran'da geleceğini ben de öyle düşündüm. Çünkü böyle ölülerin yeniden doğanları mı o tarz bir şeydi. Haziran'da gelecek şeyin adı. Genişleten paketin adı. Şimdi getiriyorlar ama okey. Mabedin Bekçisi korkunç. 8 mana 8'e 5. Okey statlar. Bu oyun 13 birim katlettiysen tüm düşman takipçileri öldürürsün. Sonra bir kopyamı çağırırsın. Wow. Bu fena bir finisher değil. Ben sürekli şöyle şey derim. 6 mana üstü kartların finisher özellikleri yani oyun bitirici etkileri olması gerektiğini söylerim. Ve bu kartın gerçekten var. Büyük ihtimalle bu karttan birden fazla oynayacağınızı sanmıyorum. En fazla 2 oynarsınız. 2 bile fazla büyük ihtimalle. Çünkü bu kartın özelliğinin bir kere çalışması sizin için yeterli olacaktır. 2 kere bunun yani bu karttan 2 tane çekmek hiçbir amaca hizmet etmiyor. Büyük ihtimalle bir tane oynayacaksınız. Zaten 13 birim katledene kadar bunu çekebileceğinizi düşünüyorum. Zaten kart çekme kartları da oynayacağız. O yüzden bir tane Mabedin Bekçisi oynanabilir Nasus testlerinde. Bütün bu ordu siliyor. Bütün takipçileri öldürüyor. Onlar da katledilmiş sayılıyor. Nasus'u inanılmaz bir şekilde besliyor. Yani adamın 3-4 tane takipçisi olduğunu varsayarsak Nasus'u artı 4 artı 4 kazandırıyor. Bir de kendinden bir tane daha çağırıyor. Gayet güzel bir kart ama dediğim gibi 13 takipçi öldü katletmediysen 13 birim katletmediysen hiçbir şey yapmıyor kart. O yüzden bir tane oynayıp bunu oynamak için doğru anı beklersiniz büyük ihtimalle. Ruh Ateşi bu ilginç kartlardan biri. 7 mana burst. Genelde bu tarz kartlar görmeyiz. Çok yüksek mana burst kartlar çok fazla yok oyunda. Düşmanlara bu tur eksi 2 ve tur sonu bana 2 hasar verirsin özelliği kazandırırsın. Şimdi bu ilginç bir kart. Neden? Çünkü iki özelliği birbirinden çok farklı. Şimdi düşmanlara bu tur eksi 2 vermek genelde Nosun izleyeceği büyük ihtimalle fearsome, korkunç oyun konsepti için fena değil. Neden? Eksi 2 atak verip korkunçlarınızın adamların birimleri üstünden ataklamasını sağlıyorsunuz. Ama bu ikinci özelliği tur sonu bana 2 hasar verirsin. Yani bu eksi 2 verdiğiniz birimler tur sonlarında kendilerine 2 hasar veriyor. Bu o kadar güzel bir yani güzel değil demeyeyim de çünkü kötü bir özellik değil kesinlikle. O kadar önemli bir özellik değil. Neden? Çünkü zaten adamın birimlerini böyle bu kartı atacak bir zaman bulduysanız adamların birimlerine burst bir şekilde eksi iki atak veriyorsanız zaten büyük ihtimalle oyunu kazanıyorsunuzdur. O yüzden diğer tur onların kendilerine tur sonunda pardon tur bittiği zaman kendilerine 2 hasar vermesinin çok bir işe yarayacağını sanmıyorum. Ama kart güzel. Neden? 7 manaya manasını boş verin pardon. Burst bir şekilde eksi 2 atak veriyorsun birimlerine. Yani burst bir şekilde eksi 2 atak verebilmek inanılmaz bir olay. Ve büyük yani Runeterra'da zaten burst efektlerin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bunun en güzel örneği Ruh Sesi. Ruh Sesi'nin kendisi 2 mana. Ruh Sesini burst bir şekilde çağırmak 4 mana. 2'ye katlanıyor yani. O yüzden eksi 2 atak verebilmek özellikle korkunç odaklı bir deste de 7 mana burst olması gayet mantıklı. Dediğim gibi şu ikinci özellik o kadar önemli olmayacak. O yüzden büyük ihtimalle Ruh Ateşi'nden bir tane oynayacaksınız. Mabedin Bekçisi tarzında olacak. Gene aynı şekilde bir finisher mantığında olacak. Bordunuza fazladan birkaç tane korkunç birim varsa Ruh Ateşi atacaksınız. Her şey
eksi 2 yiyecek, çat diye open'layacaksınız. Adam hiçbir şey bloklayamayacak. Bloklarsa, bir şekilde hayatta kalırsa da birimleri ölecek. Gayet güzel kart o yüzden. Ama dediğim gibi bir tane oynarsınız finisher olarak. Çağrı ayini. İşte bu çok ilginç bir kart. Çağrı ayini. 0 mana slow. Nintendo'da çok fazla 0 mana kart görmüyoruz. Bu ilginç bir eklem olacak. Bir dost birimi öldürerek ya da bir mana taşını yok ederek bir şampiyon çekersin. İşte bu çok ilginç bir özellik. Bu iki farklı sinerjiyi bir arada toplayan bir kart. Şimdi bundan önce şöyle iki kart görmüştük. Onlara hemen göz atmak istiyorum. Bu mana taşı kırma olayı şey olduğu için. Olayından bahsettiğimiz için. Baskınlık ayini ve layık değilsin. Hemen mana taşı kırma şeyi olayı şey olduğu için bunlardan bahsetmek istiyorum. Baskınlık ayini 4 mana fast. Bu iki kart çıktığında ne hangi de sizi kullanacağını pek şey yapamamıştık, oturtamamıştık. Şu an biraz daha kendilerini destekleyecek kartlar geliyor gibi. Bir dost birimi öldürerek ya da bir mana taşını yok ederek bu tur tüm düşmanlara eksi 2 verirsin. Şimdi bu kart büyük ihtimalle Renekton ve Nasus'un kesiştiği nokta olabilir. Birimleri öldürüyorsun, adamlara eksi 2 atak veriyorsun. Hem Renekton'un, adamın Renekton'u bloklaması daha zor olur. Hem Nasus kartların da korkunç olduğu için şey daha kolay olur, ataklamaları daha kolay olur eksi 2 verdiğin için. Ama bir de burada mana taşı kırma olayı devreye giriyor. Layık değilsin de aynı şekilde. Tüm düşman, bir düşman takipçiye bu tur eksi 4 veriyorsun. Bu çok önemli bir özellik değil. Mana taşlarının rakibinden asla takipçi öldürüyorsun. Yani 2 manaya bir takipçiye vengeance atıyorsun mana taşlarının asla. Şu an hala bu kartlar çok oynanabilir bir durumda değil bence. Neden? Çünkü mana taşını kırmanın ne Renekton'da ne Nasus'ta ben bird olacağını düşünmüyorum. Oynayıp görmek lazım yine. Yani bu tur 2 manadasınız, mana taşınızı kırıyorsunuz. Diğer tur yine 2 manadasınız. Yani inanılmaz bir tempo kaybı yaşıyorsunuz. Azir'in ben bu tarz bir konseptle sinerjik olacağını düşünüyorum. Kendi mana taşlarını kırmakla Azir bir tık daha sinerjik olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında hala göremiyorum bunu. Yani baskınlık ayini belki oynanır. Ama sonuçta eksi 2 hata şeyde de gördük. Ruh ateşinde de gördük. Şimdi bu koşulsuz bir şekilde düşmanlara eksi atak, eksi 2 atak veriyor. Baskınlık ayini bir dost birimi öldürmek zorundasın. Dost birimi bunu hedeflediğin zaman rakip o birimi öldürüp baskınlık ayininin bütün etkisini kaldırabilir. Onun dışında mana taşını kırarsan tamam, direkt eksi 2 verebiliyorsun bir koşula bağlı olmadan. Ama o zaman da fast, yani rakip gene karşılık verme şansı olacak bu kartı oynadıktan sonra. O yüzden ben 7 mana olsa bile ruh ateşinin kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten bu tarz bir kartı büyük ihtimalle late game'de finisher anlamında kullanacaksın. O yüzden 7 mana harcayabilirsin buna. Open ataklayacağın zaman kullanacaksın. Baskınlık ayininde büyük ihtimalle hissedip görmek lazım. Oynayıp testlerde nasıl hissettirdiğini görmek lazım. Bu dediğim gibi kendi mana taşını kırma olayı ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Çok iyi olacağını tahmin etmiyorum ben. Genelde diğer kart oyunlarında gördüğüm bu mana taşı kırıp güzel özellikler kazanma pek çalışan bir konsept değil. Her zaman mana taşlarının tur ilerledikçe artmasını istersin. Ama bakacağız. Onun dışında burada birkaç tane daha Nasus sinerji kartı var. Hazır buralara inmişken onlara da bakalım. Ras kanlı yele var abi. Bu tur düşmanlara eksi 2 veriyorsun. Bu kartı develer diye dalga geçmiştik. İlk çıktığında bunu Renekton şeyle çıkardılar. Aynen, Renekton'da pek bir mantığının olmadığını gördük ama şimdi Nasus'u gördükten sonra bunu da şeyini görüyoruz. Anlamını görüyoruz. Şeyle aynı, bu tur düşmanlara eksi 2 veriyorsun. Saldırdıktan sonra veriyor. Aynen, o yüzden adam bloklamadan önce korkunç birilerini bloklayamaz oluyor. Şeyle aynı özelliğe sahip, ruh ateşiyle aynı özelliğe sahip. O da burst bir şekilde. Bu burst bir şekilde düşmanlara eksi 2 veriyor. Büyük ihtimalle şöyle bir şey yaparsın. Destenin farklı finisher'ları olacağı için bir tane değil de iki tane Raskanlı Yel alabilirsin. Raskanlı Yel'e biraz daha flexible bir kart. Çünkü eksi 2 atak verecek. Kendisinde korkunç var ve statları da böyle bir özellik için hiç fena değil. Büyük ihtimalle iki tane Raskanlı Yel'e bir tane ruh ateşi ve bir tane mabedin bekçisi şeklinde bir late game dizebilirsin. Nasus'tan sonra o Raskanlı Yel'e oynarsın. Sonra atıyorum open'da ruh ateşi atarsın. Eksi 2 verirsin. Raskanlı Yel'e de open atak koyarsın. Eksi 2 daha verir. Eksi 4 verirsin. Late game içinde mabedin bekçisi olur. Diğer late game kartında. O yüzden aynen büyük ihtimalle 2 Raskanlı Yel'e o 2 tane 7 manlık burst spell. 2 tane de bir tane de mabedin bekçisi oynanabilir büyük ihtimalle. Şimdi burada diğer kartlara bakıyorum. Nasus paketiyle sinerjik bir şey var mı diye.
Uyananların sesi artı 2 atak veriyor. Çok işe yarayacağını sanmıyorum bunun. Çünkü daha çok rakiplere eksi atak vermek isteyeceksin kendi birimlerinden çok. Renekton ve Nasus'un kesiştiği diğer bir nokta bu kırılganlık şey, infazsız yırtıcı. Büyük ihtimalle şey destesinde de, Nasus destesinde de infazsız, yırtıcı oynayacaksın. Renekton oynamasan da. Çünkü birimlerini öldü şey rakip birimleri temizlemek için inanılmaz kolay bir yol. Bunu şey Nasus'u gölge adalarla oynayacağını varsayarsak gölge ada birimlerine kırılganlık verip adamın birimlerini çekip çat çat kesebilirsin. Onun dışında kanatlanmış talancı oynanabilir belki Nasus destesinde. Direkt adamın birimini takaslamak için. Ama bilmiyorum bu çok genel bir kart. Bu oynanır mı oynanmaz mı belli olmaz. Bunu dediğim gibi bunu da hissedip görmemiz lazım. Demacia paketinin çok şeyle kesişen bir noktası yok. Ne denir? Nasus paketiyle kesişen pek bir noktasını göremiyorum ben açıkçası. Onun dışında bakmadığımız kartlar Yargının Ağırlığı ve Şeryolu kaldı. Bunlara da bakalım. Bir şampiyona 2 hasar ya da bir takipçiye 7 hasar veriyorsun. 4 manaya slow bir şekilde. Bu ilginç bir kart. Büyük ihtimalle şampiyona hasar verme olayını çoğu zaman kullanmayacaksın. Çünkü 4 manaya slow bir şekilde 2 hasar vermek pek önemli olacağını sanmıyorum. Bir takipçiye 7 hasar vermek 4 manaya. Bu da çok önemli olur mu bilmiyorum. Bu kartta dediğim gibi hissedip görmek lazım. Şeryolu gayet güzel bir kart. Son olarak da hızlıca Şeryolu'na bakalım. Bir kart çekiyorsun. Bu tur bir birim katlettiysen rakibin Nexus'una 2 sömürü hasarı veriyorsun. Bu kart kesinlikle 3 tane oynayacak büyük ihtimalle. Öncelikle 2 manaya direkt bir kart çekiyorsun. Hiç fena bir özellik değil bu. Birim katlettiysen de rakibin Nexus'una Mystic Shot tarzı bir özellik de bulunuyor. Gayet güzel. Nasıl paketi çok güzel abi. Büyük ihtimalle şeyle oynanacak. Gölge adalarla oynanacak. Gölge ada kendi biriminde işte bu Undying ya da Fearsome paketiyle falan oynanacak. Gayet güzel. Diğer kartlar geldikçe de bakacağız. Diğer videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Like atıp yorum atabilirsiniz. Yayınlara herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.